Anormal bilgiler, dünyanın en garip müzeleri. Meguro Parazit Müzesi, Japonya. 1953 yılında Dr. Satoru Kamagai tarafından ziyaretçileri parazitlerin çeşitliliği ve yaşam döngüleri konusunda eğitmek amacıyla kurulan bu müzede 60 bin parazit sergilenmektedir. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yer alan bu sıra dışı yer, aynı zamanda dünyada parazitlere adanan tek müze olma özelliğini taşıyor. Casus Müzesi, Berlin, Almanya. Eski zamanlarda gözcülük olarak nitelendirilen ve dünyanın en eski mesleklerinden biri olan casusluk, yaklaşık 3000 metrekarelik bu müzede oldukça ilgi çekici bir biçimde ele alınıyor. Geçmişte casusların başkenti olarak bilinen Berlin'deki bu müze, daha çok Soğuk Savaş dönemine ve o dönemdeki istihbarat faaliyetlerine odaklanmış. Şifreleme, kodlama, teknik cihazlar, kameralı güvercinler ve çok daha fazlasını içermekte olan müzeyi Almanya Berlin'de gezebilirsiniz. Ayrıca müze içindeki eğlenceli aktivitelere katılabilirsiniz. Ölüm Müzesi, Hollywood, Amerika. Şu anda Hollywood'da ziyaretçilerine hizmet veren Ölüm Müzesi, ilk olarak 1995 yılında San Diego'da bir morgda bulunuyordu. Gördüğü ilgi üzerine şimdiki yerine taşınan müze, yeni binasıyla beraber içeriğini de genişleterek dünyanın en ilginç müzeleri arasında yerini aldı. Müzede Elizabeth Short cinayet davasından fotoğrafların yanı sıra Charles Miss Manson tarafından işlenen suç mahallelerinden fotoğraflar sergilenmektedir. Ayrıca idam cezaları için kullanılan çok sayıda ekipman, tabut, otopsi aleti ve intihar amaçlı kullanılmış çok sayıda alet koleksiyonuna ev sahipliği yapan bu müze, turistlerin de yoğun ilgisini çekmektedir. Dupuytren Müzesi, Fransa. Tıbbi anormalliklerin gerçek yaşam örnekleriyle dolu son derece garip ve tüyler ürpertici bu müze Paris'te bulunuyor. Bu dehşete düşüren koleksiyon bir kavanozda sıvı içinde bekletilen deforme olmuş insan vücudu parçaları, birleşik ikizler ve açık iç organlarla doğmuş bebekler başta olmak üzere 6000 parçadan oluşuyor. Dijital Sanat Müzesi, Tokyo, Japonya. Tokyo'da bulunan Dijital Sanat Müzesi, 10.000 metrekarelik 3 boyutlu bir alanda 520 bilgisayar ve 470 projektör ile sizi gerçek dünyadan koparıp dijital bir dünyaya sürüklüyor. Fantastik bir dünyanın içerisinde kendinizi kaybedeceğiniz bu müzede kısa bir tur atmaya ne dersiniz?
Tuvalet Müzesi, Hindistan. Antik, ortaçağ ve modern olmak üzere 3 bölüme ayrılan bu garip müzede M.Ö. 3000 yılına ait ilk tuvaletlerden, ortaçağ döneminden el boyaması süslü Avusturya tuvaletlerine ve günümüz yüksek teknoloji ürünü Kore ve Japon tuvaletlerine kadar pek çok parça bulunmaktadır. Ortaçağ İşkenceleri Müzesi, Belçika. Ortaçağ'a neden karanlık çağ denildiğini merak ediyor musunuz? İnsanlığın sadistik yanını keşfetmeye hazır olun ve adalet ya da cezalandırma adına ne kadar vahşi olabileceklerini görün. Belçika'daki Ortaçağ İşkenceleri Müzesi, saf sadizmin yüzden fazla korkutucu, acı verici alet koleksiyonuyla bunu keşfetmenizi sağlıyor. Kapuçinlerin Yeraltı Mezarlığı, Palermo, İtalya. Kapuçinlerin yeraltı mezarlığında 8000'den fazla insanın mumyalanmış vücuduna sahip yüzlerce yıl öncesine ait ölü bedenler labirent gibi odaların duvarlarında sessizce asılı şekilde sergileniyor. Yaşamlarındaki statü ve sınıf farkına göre ayrılmış olan mumyalarda erkekler kadın ve çocuklardan ayrı yer asılıyken rahip, keşiş, profesör ve hatta bakireler kendi bölmelerine sahip. Saç Müzesi, Nevşehir, Türkiye. Nevşehir'in Avanos ilçesinde çanak ustası Galip Körükçü'nün 1979 yılında atölyesini ziyaret eden Fransız bir kadın turistin saçından bir tutam keserek duvara asmasıyla başlayan müze yolculuğu, zaman içinde atölyeye gelen başka kadın turistlerin de saç bırakmasıyla gittikçe büyüdü ve atölye bir müzeye dönüştü. Kırık Kalpler Müzesi, Zagreb, Hırvatistan. Kırık Kalpler Müzesi'nde eşi ya da sevgilisinden ayrılanların bağışladığı yüzlerce hatıra yüklü eşya sergileniyor. Olinka Vistika ve Drazen Grubisic adlı çiftin 4 yıllık ilişkilerinin sona erdirmelerinin ardından ilk etapta şaka olarak tasarladıkları müze, arkadaşlarının eski ilişkilerinden kalan eşyaları bağışlamalarıyla 2006'da geçici sergi olarak hayata geçti. Koleksiyon Arjantin, Bosna Hersek, Almanya, Sırbistan, Slovenya, İngiltere ve Amerika gibi ülkeleri kapsayan dünya turu sırasında 2010 yılında da İstanbul İstinye Park'ta ziyaretçilerle buluştu. Dünya turnesi sırasında 200 bin kişinin ziyaret ettiği ve bağışlanan eşyalarla zenginleşen sergi 2010'dan itibaren Zagreb'de sabit müze olarak hizmet veriyor. Corpus İnsan Vücudu Müzesi, Hollanda. İnsan vücudunun içinde gezdiğinizi hayal edin. İnsan büyüklüğünde dişlerin yanında durduğunuzu, damarlar içerisinde ilerleyerek vücudun farklı bölgelerine ulaştığınızı düşünün. Sizce de inanılmaz bir deneyim olmaz mıydı? Corpus İnsan Müzesi tam olarak bu olanağı sunuyor bizlere. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayınız.